Kıvılcım Hanım, sizi çok tebrik ederim. Ömer'den sonra Ertuğrul Bey'le devam etmeye karar vermişsiniz. Maşallah siz de muhafazakarlardan gidiyorsunuz. Bu gidişle inşallah kapanırsınız siz de artık. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu durumda herkesin kendi gerçeğini olduğu gibi kabullenmesini dilemekten başka bir şey kalmıyor bana. Ertuğrul Bey, sizin de Kıvılcım Hanım'la tanışacağınız varmış. Biz Ertuğrul Bey'le iş münasebetiyle tanışıyoruz. Yani onlar Nursema'yla da daha önceden tanışmışlar ama... Sağ olsun çok yardımcı olmuş. Bizim Nursema da biraz ketumdur. Hiç bize bahsetmedi. Kader işte. Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Ertuğrul Bey benim eserlerimi satın alıyordu. Annem sanırım ondan bahsediyor. Kızı Mihri'nin sözünde de özel bir tablo yapmıştım ben. Sağ olsun beni Osman Hamdi Bey'in sergisine de götürmüştü. Biz gayet tesadüf eseri tanıştık aslında Nursema ile. Benim çalıştığım ve yeni sanatçı önerileri aldığım bir galeri vardı. O galeriye eserlerini getirmiş, çok beğendim. Onları satın almak ve bunu yapan kişiyle tanışmak istedim. Bir vesileyle tanıştık yani. Evet, o süreçte ben de Nursema'nın yanındaydım. Onun için çok güzel ve heyecanlı bir dönemdi. Hep benden konuşuyoruz. Bana terapi yapıyorsun. Senden hiç bahsetmedik. Sen eşinin vefatından sonra hiç hayatında başka birisi oldu mu? Aslında oldu. Oldu ama... Ben onun daha sonra evli olduğunu öğrendim. Başlamadan bitti. Böyle durumda vazgeçebilmek cesaret ister. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Kendim yandım, kendim söndüm. Doğrusu da o değilim zaten. Bu arada hazır baş başayken ben sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Aslında sen bana bunu daha önce söylemiştin. Birisinden hoşlandığını ama evli olduğu için geri adım attığını anlatmıştın. Evet, evet. Bu kişi Nursema mı? Ertuğrul? Hayır. Hayır, değildi. Kusura bakma, ben yanlış anladım o zaman.